Lafta kolay tabi. Bul. Hadi bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Bul. Allah, dertlerim biri bitiyor biri başlıyor ya Rabbim. Of. Nasıl görücü? 2020 yılında görücü ne ya? Kim bilir nasıl oluyor bu işler ya? Görücü usulü ha? Göstermen. Buyur babaanne. Sağ ol yavrum. Söyle. Ha? Ne oldu? Bak şimdi, sen şu parayı al, bu gece bana şöyle mükellef bir yemek sofrası hazırla. Aa, hayırdır, niye? Ha yani sen yapmak istemiyorsan, ben de Yasemin'e söylerim. Ay yok canım, tamam, o iş bende. Zaten Yasemin ölse öyle bir sofra kuramaz yani. Mükellef sofrayı ben kurarım da kime kuruyoruz biz o? Şşş, misafirim gelecek. Anladım babaanne de, niye biz bunu gizli bir operasyon gibi yapıyoruz, ben onu anlamadım. Bak şimdi Kayseri'den elmas gelecek. Biliyorsun baban onun oğlu Mustafa'yı hiç sevmez. Yani şimdi kadıncağız aradı. Çok göresim geldi dedi. Ben de öyle deyince gelme diyemedim. Celal duymadan bu işi hallediverelim biz. Şimdi babana söylesem gelmesinler diyecek. Diyecek. Yani eve geleni de kovamaz ya. Tabii canım, şimdi Tanrı misafiri şeyse oluyor. Bak, hı, onlar gelene kadar bu iş aramızda. Tamam, o iş aramızda babaanne. Ben o zaman... Kaldır, kaldır onu. Senin gibi ha, ben onu... Ha, aferin sana. Ben de. Meral abla, iki bağ da oradan bana taze soğan versene. Tamam, tamam. Ha, evde tamam. Kalmamıştır şimdi. Kız, abla bu ne? Hangisi? Ha, o tropikal meyve. Tayland'dan getirdim. Ya bizim mahalleye en son Terzi Şükrü'nün akrabaları gelmişti İsviçre'den. Bu ne böyle Tayland'dan falan? Ya çeşit olsun diye getirdim de pek alan yok ya. Amasya elmasını zor alıyor millet. Tayland turbunu kim alır? Ben alırım. Ne kadar kız abla bunlar? Hı, bunun kilosu 185. Bunun da paketi 50 lira. Ne? Ne yapıyoruz? Oturma izni mi alıyoruz Tayland turbuna? Yok, ben alıyorum. Ben bundan da alayım, bundan da alayım Meral ablacığım. Babaannenin çok ağır misafirleri gelecek. Namımız yürüsün Şükrü'nün, tamam mı? Ha bak, sakın ha evde ağzından kaçırma. Babişkoma sürpriz. Ben dilimi yuttum zaten. Onları torbaya koyma, ben zırhlı araç getiririm şimdi. Hadi şunları kıyardım et. Önce bunu koyayım. İzin versen. Ne kadar benim borcum şimdi? 185.50, 320. Oo, iyi şey yapmışım. Şöyle, şuradan 300. Hadi Allah bereket versin. Güle güle. İşte
keyfim. Hadi yükle aşkım. Mahalle delikanlı, kaslı, kuvvetli erkek görsün ha. Evet, görsün. Benim aslan kocam ya. Balım, bunun yarısını kaldırıp memlekete altın battaniye getiren halterciler var biliyor musun? Ay, başarır benim aslan kocam. Evet de, ben bunlardan biraz daha taşısam ateş gibi olur muyum? Aa, o ne demek şüpheyim? Sen zaten var ya ateş gibi adamsın ha. Evet, öyleyim. Yalnız kayınbabaanneme çok bozuluyorum ha. Aa, niye be? Ya ben tavuk çiftliği için 1 lira istesem vermez, şu Tayland turumuna verdiği paraya bak. Bizimkiler de daha çiftleşmedi. Problem nerede acaba? Yani horoz diye aldık, buzdolabı çıktı. Ay o buzları ben çözerim Şükrüm, sen hiç merak etme. Benim bir tane karışımım var, ben onu yaparım. Sen horoz ne yedirirsin? Buzlar erir, olay çözülür, o iş bende. Vallahi mı? Vallahi. Bas bas. Çıktı mı? Bir daha bas. Kızım bastık, telefonun ekranı çökecek artık ya. Git kendi telefonun nerede? Şarjı bitti. Uf, acaba vaz mı geçti ha? Ben nereden bileyim kızım, kılın teki zaten ne olur yani ben şimdi hani. Aa, orada var. Hadi yürü. Tam dön, dön bir daha. Gençler hayırdır ya, gömülmüşsünüz telefona. Yazıyı bekliyoruz. Kenan'ın yazısı yok mu? Siz boş verin ya şimdi yazıyı. Size görücü geliyormuş. Görücü mü? Ne görücüsü? Bas bayağı evlilik görücüsü işte. Kim söyledi peki bunu? Babaannem mi söyledi? Sizin haberiniz var mıydı? Yani uzun bir süredir. Babaannem için el klasik o. Böyle mevzulara giriyor evlenelim diye. Nasıl yani? Babaannenin böyle ara sıra yaptığı bir eylem mi bu? Aynen, ne yazık ki biraz babaanne. Çıkmış yazı çık... Baba! 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 Çıkmış çıkmış yazı yazı! Şşşt! Baba! Neredesin ki baba? Ya yapma, ben anlamıyorum. Abi ne oldu, bir dönün ama ya. Ne oldu yine baba baba diye netiyorlar Şüphi? Ne bileyim ben. Ay hadi koş koş. Ay yoksa yeniden mi kovuldu bunlar? Hadi inşallah. Ne oluyor ya? Abi. Ne oluyor oğlum? Ne bu gürültü? Ne oluyor ya? Ne oluyor babiş? Bu şey yok mu? Kıl Kenan, Kıl Kenan bizim dükkan için yazdığı yazıyı yayınlamış. Ay hadi! Ne yazıyor? Bilmiyorum ki, ben bir gördüm koştum buraya. Hadi, 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 tamam, hadi. Kenan şunu okut, öleceğim. Gözlüğüm nerede bunu? Ne bileyim şimdi, dur. Babiş, ne oldu? Kansız herif. Haysiyetsiz. Ulan senin lakabın boşuna kıl değilmiş ha. Senin o boynundaki papyonu ben... Abi, ne oldu, ne diyor ya? Ne diyor? Açsana, ay, aç kapan, şunu, bir dakika. Aç, oku. Ayşen şunu yap. Bazı tatlar destan yazdırır. Bazı tatlarsa fare zehri gibidir. Oracık da öldürür. Öyle uzun uzun yazacak değilim. Has mantımdan bahsediyorum. Türkçe sözlükte korkunç kelimesinin karşılığını silip yerine has mantım yazılsa yeri var. Ay, nereye yazmış bu? Bir başına o kelimenin bütün anlamını karşılayacaktır. Gitmeyin, gidene de mani olun. İşte tek diyeceğim bu. Senin ananı çekeceğim. Bir dakika, bir dakika, durun, durun ya. Ne durun ya, ne durun? Adamın yazdığını görmedin mi? Dur derken öyle değil. Gideceksek beraber gidelim, beraber kıralım şöyle. Ben de gidiyorum. Kimse bir yere gitmiyor. Yazılanı zaten okuyan okumuştur bu saate kadar çoktan. Kıl herifin tekini getirdiniz dükkanımıza. Yazı yazacağım diye kızın tarifini de çaldı gitti. Hem siz hem de benim 40 yıllık dükkanım rezil oldu yeri düvele. Zaten sonra peşinden gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur. Tamam artık. Tamam, toparlanın. Takviye.